Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen egzersizlerimize başlayalım. I cleaned my teeth 4 times yesterday. Ben günde 3 defa, dün 3 defa dişlerimi temizledim. 3 defa, bu da defa anlamında kullanılıyor. Saat 3'te dişlerimi temizledim değil. It was hot in the room, so opened the window. Oda çok sıcaktı ve ben pencereyi açmıştım. Açmışım, bir şey yapıyor. Mesela neden, birisi gelip der ki neden pencereyi açtım? Ya oda çok sıcaktı ve ben pencereyi açmıştım sıcak olduğu için. Gibi. The film was very long. It started at bu past 7 and finishes at 10 o'clock. The film, evet bunu dedik. Filmin uzunluğu, film saat, filmin uzunluğu şöyleydi. Saat 7'yi çeyrek geçe film başladı. Saat 10'da film bitti. Bayağı uzunmuş yani. When I was a child, I wanted to be a doctor. Çocuk doktorum nerede? Ondan bir şey isteyeceğim. Çocuk doktorundan ne isteyebilirsiniz acaba? Yanlışça çevirmiş olabilirim ama doğrusu bu galiba. The accident happened last Sunday afternoon. Bugün çok mutluyum çünkü geçen cumartesi öğle vakti çok mutluydum. Geçen öğle, cumartesi öğlesi çok mutluydum. The weather is nice today, but it rained all day. Bugün hava çok güzeldi fakat dün yağmurluydu, hava yağmurluydu. We enjoyed our holiday last year, we stayed a very nice place. Biz geçen yıl tatilimizden, yani seyahat tatilimizden çok hoşlandık, çok sevdik. Biz çok güzel bir mekana gittik, çok güzel bir mekandaydık. Mekana başladık gibi. Anna's grandfather did when he was 19 years old. Anna'nın büyük babası 90 yaşında vefat etti, öldü diye. Onlar da öldü diyoruz, biz vefat etti diyoruz. Şimdi arkadaşlar, bizim burada daha iyi anlayabilmemiz için bize bazı fiiller vermişler. O fiilin irregularını, et takıllarını göstermemizi istemişler. Arkadaşlar, get, got şeklinde, see, saw şeklinde, play, played şeklinde, buy, bought, visit, visited, buy, bought. Arkadaşlar, buy, bought diye okunuyor. Ona benzer bir link var, brought diye okunuyor ama onu karıştırmayın. Buy, bought şeklinde okunuyor. Go, went, think, do, talked, copy, copied, knew, knew. Yani ben daha iyi anlayabilmeniz için knew şeklinde okuyorum. Pat, pat şeklinde, pat, pat şeklinde yani. Speak, speak, speak. Yani bunun başına bir tane böyle E harfi geldiğini düşünebilirsiniz. Zaten dediğim gibi bu kitabı elmetmişseniz önceki sayfadan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada görsel eşleştirmesi yapacağız. Bu paragraf bu arada. Önce ben paragrafı bir okuyayım. Yani irregular verbs'leri şekilde koyup okuyacağım. Last Tuesday Lisa flew from London to Madrid. She got up at 6 o'clock in the morning and had a cup of coffee. At half past 6 she left home and drove to the airport. When she walked there, she parked the car, got to the airport building and checked in. Then she had breakfast at a cafe and waited for the flight. The plane departed on time and took in Madrid 2 hours later. Finally, she arrived a taxi from the airport to her hotel in the center of Madrid. Şimdi flev uçmak bu arada. Geçen Lisa, geçen salı günü Londra, Madrid, Londra'ya uçtu. O saat 6, sabah 6'da uyandı. Bir bardak kahvesini içti. 6.30 gibi evden çıkıp bir taksisiyle havalimanına doğru gitti. O
o arada yürümeye başladı ve bir arabasını park etti. Daha sonra havalimanı binasına giriş yaptı. Ondan sonra Lisa kahvaltısında kahve içti. Uçarken kahvaltısında kahve içti. Uçağa saat 2 saat sonra Madrid'e doğru indi ve son olarak taksiye atlayıp havalimanına ait Madrid'in en büyük oteline yerleşti. Yani arkadaşlar bu şekilde çevirdim ve gördüğünüz gibi hepsinin de bir şeyi oldu. Yani nasıl söyleyeyim size? Ay. Irregular verbs'leri oldu, ne bileyim. At şeklinde de olmuş olabilir. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Özür dilerim. Şimdi buradan boşlukları dolduracağız. Rachel often loses her keys. She lost her keys last week. Rachel genelde anahtarlarını kaybeder. Şu an o da yani kız da anahtarlarını geçen defa yine kaybetti. Cat meets her friend every evening. She meets friends yesterday evening. Cat genelde arkadaşlarıyla her gün buluşur. Kız dün de bir arkadaşıyla buluştu. I buy a newspaper every day. Yesterday I bought newspaper. Ben genelde satın alırım. Gazete satın alırım. Dün de bir gazete satın aldım. Şimdi arkadaşlar, we often go to the cinema at weekends. Last Sunday we went to the cinema. Biz genelde her hafta sonları sinemaya gideriz. Geçen pazarda bir sinemaya gittik. I eat orange every day yesterday. I ate on orange. Arkadaşlar bir saniyenizi rica ediyorum. Tekrardan geldim arkadaşlar. Arkada ses vardı. Özür dilerim. Sesi azaltmaya çalıştım. Nerede kalmıştık? I eat at orange every day. Yesterday I eat at orange yet. Ben genelde portakal yerim. Dün de bir portakal yedim. Tomorrow has a shower in the morning. This morning he had a shower. Tom genelde duş alır. Her gün sabahları duş alır. Geçen sabah da duş aldı. Our friends often come to see us. Biz genelde arkadaşlarımıza dışarı gideriz. They went to see you last Friday. Geçen cumada yine görüştük. Arkadaşlar ben şu etkinliğin bize ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Yani bir türlü anlayamadım. O yüzden ben burayı boş es geçeceğim arkadaşlar. Buradaki etkinlikleri yaptık. Zaten bu da zaten benimle alakalı olduğu için çok da şey değil. Sizin böyle alakadar edebilecek 4 tane etkinlik var. Böyle arkadaşlar, arkadaki ses için de çok özür dilerim. Hızlı hızlı okumuş olabilirim. Ve ben bugün bir video daha yayınlayacağım arkadaşlar. Bu videoda nasıl bir video olacak? Birazcık kendimi size tanıtacağım. Yani kendi kendime soru oluşturacağım, öyle söyleyeyim. Yani birçoğunuzun aklındaki olan soruları toplayıp oluşturacağım. Yani şimdilik görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bir dahaki cuma günkü videomuzda 12. ünitemize bakacağız. Geçmiş zamanda negatif ve soru cümleleri nasıl oluşur onlara bakacağız arkadaşlar. O yüzden hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.